şu Paris'teki bizim olimpiyat evine bir bakalım. Bizim diyorum, İstanbullular para veriyoruz ya. Dolayısıyla CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte gitti İstanbul'un olimpiyat evini açmaya. Ve bu olimpiyat evi, neden böyle bir evimiz var orada onu da bilmiyorum açıkçası. Paris'te şeyi gören, neden ona Eyfel'i gören bir olimpiyat evi var. Kimileri dedi ki günlük $300.000 ya da euro burası. Sonra Ekrem'in bülbülü Murat Ongun, Ekrem'in bülbülü Murat Ongun açıklama yaptı. Aynı açıklama şöyle: Paris'teki İstanbul eviyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249.000 euroymuş. Ulan bu yani ayıp be. Haftalıkmış lan 250.000 euro. İnsanın zerre ahlakı olur. Haftalık 250.000 euro. Kaç hafta tutuyorlar bilmiyorum. 2 hafta olsa 500.000. Allah Allah. Doğrusu bu. Tüm masraflar sponsorların şartsız bağışıyla karşılanmıştır. İstanbul'un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İstanbul bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunun yanıltıcı bilgilerle lütfen itibar etmeyiniz. Kamuoyunu yanıltanın ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim. İroni. Ya arkadaş, bana söylesenize, herhangi bir şirket, herhangi bir firma, herhangi bir sponsor az gelecek yerden bağrıya meşhur. Tavuğu esirgerme. Şimdi kim lan bu sponsorlar? Açıkla. Kim kardeşim, ayıp bir şey yapmıyorsanız? AKP'den korkmuyorsa sponsorların, açıkla. 250.000 euro. 2 hafta olsa 500.000 euro. AKP bunu yapsa, ki yapıyor, kıyameti koparırız. Ve şunu sorarız. AKP'de dese ki arkadaş biz cepten harcamadık, sponsorlar, lan zaten sponsoru finanse eden AKP. AKP ne? Eşittir devlet. Halkının kıçında don yok. İnsanlar perperişan, sponsorlar bunu veriyor. Kim bu sponsorlar? Açıklayın. Sponsorlar bu parayı niye veriyor? İstanbul'u çok sevdikleri için mi veriyorlar? İstanbul'a bayılıyorlar. Üstelik de 2036 bilmem ne olimpiyatlarında kim öyle kim kala. Bunu veren sponsorları bana bir söyleyin abi. Kim bunlar? Ve Murat utanmadan kamuoyu yanıltan diyor. Ulan öyle de koysan rezillik, böyle de koysan rezillik. Arkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 kişilik bir ekip oluşturur. Genişçe bir stand kurar orada. Bu standda İstanbul'la ilgili broşürler, afişler, bilmem neler dağılır. Buradan da insanları götürmenize gerek yok. Fransa'da yaşayan, Paris'te yaşayan dünya kadar Türk var. Orada Türklerin ajansları var. Bir sözleşme imzalarsın. 2 haftalık bir sözleşme yaparsın. İstanbul'la ilgilidir bu. Hatta Kültür Bakanı'nda dersin ki sen de taşın altına koy. Ondan sonra biz de deriz ki ya adam doğruyu yaptı. İşte herkes bu kadar anlatıyor. Böyle bir tablo oluyor. Ve bütün bunların sonucunda herhalde 3 kuruş geçmez yani. Neden? Bir stand, 3-4 kişi, belediye başkanı da gider, tevasülü orada olur. Ha diyeceksiniz ki ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti itibardan tasarruf olmaz. İşte onu akıl edemedim. İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olmaz. Ekrem Bey günlerdir Paris'te. Yanında Özgür Bey Paris'te. Arada bir ortaya çıkan bir şey Bey var. Ankara Belediye Başkanı Bey var. Mansur Bey. O da Paris'te. Sen arkadaşlar, meğersem orada sponsorlarla birlikte bize olimpiyat getirmek için uğraşıyorlar. Nasıl olimpiyat madalyaları önemliyse olimpiyat belediye başkanları da çok önemli. Orada görünüyorlar. Özgür çocuk sağa sola bakıyor böyle mutlu. Ekrem böyle arkadaşlar. Sadece ve sadece 250.000 euro oranın kirası. Gitme, kalma, orada ağırlama bilmem ne. Türkiye'de böyle bir para, böyle bir kaynak yok. Olsa da böyle davranmaya hakkınız yok. Yayınlayın sponsorları. Ve bu sponsorları yayınladıktan sonra ihalelerde bu sponsorlar bundan sonra bir ihaleye girip alacaklar mı? Geçmişte bu sponsorlar herhangi bir ihalede bir 3 kağıt yapmışlar mı? Görelim. Görelim. Böyle bir hakkın yok Ekrem. Ve Murat'a Allah bir dese inanacak kimse yok Türkiye'de. Çünkü gazetecileri el çantası yaparak tatile götüren Murat. O da ucuzdu. Murat.